arkadaşlar, yeni videodan şimdi Görkem'le buluştuk. Okula doğru gidiyoruz. Bu tezini yazacağı gitarist, söz yazarı amcamız mı? Hayır. Yani onun okuduğu okula gidiyoruz şimdi Görkem'le. Herkese selamlar. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Agustin Barrios'un ilk belki de notlarının verildiği Collège National dediği okula gidiyoruz. Fakat okulu yarıda bırakmış kendi maddi imkansızlığından dolayı. İlk başta orayla başlıyoruz. Tamam, peki bu adam şey mi? Çok ünlü bir gitarist mi? Yani müzikseverler falan dinlese hoşlarına gider mi? Kesinlikle dinlemeleri lazım. Hani bir gitarla eğer haşır neşirseniz veya hiç değil de böyle gitar dinlemeyi seviyorsanız Agustin Barrios'u kesinlikle dinlemenizi tavsiye ederim. Kendisi çağdaş dönemde yaşamış ama tamamen müziği romantik dönem müziğinden esinlenmiş kendisi ve dinlediğinizde de çok çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm çok güzel eserleri var en azından. Hem Türkiye'de hem de zaten Paraguay'la, biz de Paraguay'dayız. Paraguay'da da çok meşhur bir gitaristtir kendisi. Ve Türkiye'de de biz gitaristler olarak kendisini de biliyorsunuz, çok iyi biliriz. Biliyorsunuz. Ben zaten şeyde ismini, ayrıntıyı bırakırım böyle aşağılara bir yerlere. Hani dinlemek isteyenler dinleyebilir. Şöyle de bir ortamdayız. Burası kuş izleme noktası gibi düşünebilirsiniz. Böyle ufak bir teras mı denir, ne denir bunlara? Bir yer yapmışlar. Buradan işte duruyorsun, işte manzarayı izleyerekten kuşları falan izliyorsun ama ortam gerçekten mükemmel. Yemyeşil. Burada bir ufak bir gölet var. Şu tarafta nehir var. O şekilde. Burada da Paraguay bayrağı. Paraguay bayrağının önü ve arkası farklı şekiller, biliyor musun? Dünyada ilk bu bayrak. Başka bir bayrak yok. Yani normalde Türk bayrağı önü ve arkası aynıdır, değil evet, mi? Evet, tabii. Ama bunda bak, önünde başka bir aslan motifi var. Ve buraya gelirsen arkasında da burada bir yeşil bir taç var bitkiden, fark ettin mi? Evet. Önü ve arkası farklı. Bu dünyada bir tek Paraguay bayrağı böyle önü ve arkası farklı. Burada Paraguay Cumhuriyeti yazıyor. Diğer tarafta da... O tarafta da aslan var. Evet, yani aslan bir nevi var. Hani burada çok fazla aslan değil de böyle leopar tarzı hayvanlar var. Belki onları hani gücü simgelemek amaçlı. O şekilde. Aklımıza o geldi. Aynen, tamam. Geçelim o zaman. Tamam. Yavaşlar. Şimdi okula doğru geçiyoruz. Mesela burası da arkadaşlar, şu sol taraf çakaritalar, yani gecekondu mahallelerinin olduğu yerler. Aslında devlet bunları çıkartmak istiyor ama bunlar da çıkmak istemiyor. Senin dediğin gibi düzenlerinden ya dolayı. Ya yiyelim, bizim burada kurul düzenimiz var ya. Aynen. Biraz tehlikeli bu kısım ama hani çok fazla polis vardı, gördünüz zaten. Evet. O yüzden tehlikesi yok gündüz vakti. Mesela bu evler de mesela o gecekonduları yıkıp devlet yaptı o insanlara. Öyle mi? Hayır, devletin yapmış olduğu şeyler, binalar. Devletin yapmış olduğu binalar, aynen bunlar. Yani insanlara verdi direkt. Anladım. Aynen, şöyle çimenlerden geçelim. Öyle bir ortam. Normalde şu taraflarda daha tehlikeli ortamlar var. Nehirin olduğu kısımlarda. Nehir zaten şurası şimdi. Nehre geçeceğiz. Ha, tamam. Aynen. Daha tehlikeli ortamlar var. Şimdi şöyle de bir alan var böyle çukur gibi. Orası da bu Brezilya'da gördüğümüz favelalar gibi. Ha, tamam. Aynen, o favelalardan hiçbir farkı yok. Zaten şimdi sana göstereceğim. Tepkini merak ediyorum ortamın. Böyle bir yol var hatta. O yoldan geçemiyorsun. Böyle bir sınır, barikat gibi bir şey var. Polis o barikatta duruyor ki ne oradan sana bir tehlike gelsin ne de sen böyle bir delilik, çılgınlık yapıp oraya git diye. Şimdi göreceksin zaten orayı. Paraguay'da şöyle bir olay var. Mesela kendini tehlikede hissettin, tehlike butonu. Emergency yaz. Aynen. Mesela bir tehlike oldu, direkt buna basıyorsun, buradan polis konuşuyor. Telefonun yok, yabancısın, turistsin ya da Paraguaylı olsan bile hani buradan polisle iletişime geçip direkt yardım, destek istiyorsun. Böyle bir şey zaten şurada büyük ihtimal ötüyordur hani polis sireni gibi. Yanıyordur. Ses de çıkartıyordur. Nehirle bağlantılı bir kanal gibi bir şey var burada ama leşliğine baksanıza ya. Pislik yani gerçekten. Şurada tekne de var da bu teknelerle balık falan tutuyorlar bunlar, biliyorsun değil mi? Bunlar aktif olarak kullanılıyor mu? Aktif olarak kullanılıyor tabi. Balık falan tutuyorlar. Hatta balık falan var, oynuyordu az önce su şu taraflarda. Ama rezalet, pis yani. Hep bu Çakarita diyordum ya, şu taraflar Gecekondu Mahallesi Çakarita. Onların pisliği buralara kadar geliyor. Sonra burada nehirle birleşiyor ama bilmiyorum yani. Nehir daha temiz aslında. Burada sadece çer çöp var. Olay güzel değil mi yani, bu Türkiye, Paraguay? Çok gurur verici, çok gururlandırıcı bir olay. Aynen, gururlandırıcı bir olay. Arada her ne kadar 14 bin kilometre olsa da şunu görmek mükemmel. Yani insana böyle bir güzel hissettiriyor. Çok çok. Buraya Türk Konsolosluğu, Büyükelçiliği ve işte Türkiye Cumhuriyeti böyle bir dostluk ormanı gibi bir yer yaptılar buraya. Şimdi ağaçlar hep küçük ama bunlar hep büyüyünce harika olacak. Belki yıllar sonra tekrar gelirsen burayı büyümüş olarak göreceğim ve fotoğrafın olmuş olacak burada. Ya. Değişik bir hissiyat gerçekten.
Baksana Türkiye'yi de değiştirmişler. İsmimiz değişti ya. Evet. Uluslararası alanda Türkiye yapmışlar. Güzel. Bakın şu polislerin olduğu yerde burası. Sol taraf karakol. Burası da çakaritalara giriş. Buraya polis falan giremiyor normalde ama en azından güvenli bölgeli güvensiz bölgedeki sınırı koruyorlar. Ya buralar hani polisin giremediği, her türlü illegalin döndüğü, işte gerçekten çok tehlikeli olan bir mahalle. Paraguay'ın favelaları. Şu yüksek binalarda merkezi ama işte yüksek binaların olduğu yerle nehir arasında da bu çakaritalar kalmış. Abi şu an kış ayındayız. Paraguay Latin Amerika kışa girdi ama tişörtleyiz yani. Şu an 30 derece falan yaklaşık hissettiriyor kendini. Normalde geçen hafta 4-5 dereceye düşmüştü hava. Şimdi inanılmaz derecede ısındı ve acı çekiyorum ben açıkçası. Su falan aldık. Görkem de meyve suyu denemek istiyorum dedi. Meyve suyu alacak. Yanıyoruz abi burada. Yanıyoruz ya. Burada meyve suyu fiyatları yani 30-40 lira arası değişiyor. 30-40 liraya böyle güzel bir taze taze meyve suyu içebiliyorsun. Sen ne sipariş etmiştin? Portakal, elma, karpuz ve kivi. Böyle karışık bir meyve suyu içecek. Bu da açaí, Brezilya'nın dondurmalı böyle bir meyvesi. Şimdi böyle bir hazır Asunción yazısı görmüşken fotoğraf çekilelim dedik Görkem'le. Burası da Paraguay'ın başkanlık sarayı. Bizim Cumhurbaşkanlığı sarayı gibi düşünebilirsiniz Türkiye'de. İşte helikopter pisti var burada, askerler falan koruyorlar. Bayağı güvenlik falan. Bu bölgede yoğun değil mi? Bayağı polis gördük, İçeride asker falan var. Evet. Yani güvenlik hat safhada şu an. Hat safhada. Aynen. Böyle güzel bir yer yani. Pembe bir köşk yani burası, saray. Yani güncel Cumhurbaşkanı'nın, başbakanın kullandığı saray diyebiliriz. Şimdi yukarı doğru, merkeze doğru geçiyoruz. Şimdi okula biraz geç kaldık da dedik burada Bolt denilen bir uygulama var. Ben hep videolarda söylüyorum. Uber gibi düşünebilirsiniz. Çağırıyorsunuz, sadece nakit ödüyorsunuz. Taksilerden falan çok daha ucuz oluyor. Galiba ne kadarlık? İşte 5 kilometrelik bir yola 45 lira falan ödeyeceğiz değil mi? Aynen öyle. 45 lira. Aynen 45 lira bir şey. Bu da Paraguay'ın 50 bin guaranisi. Bu da ne kadar yapıyor? 150 lira civarında bir şey yapıyor. Şimdi bakalım okula doğru çıktık. Biz Görkem'in tezi için ihtiyacı olduğu okula geldik. Agustin Barrios burada okumuş. 100 yıl falan olmuş herhalde okuyor burada değil mi? 100 yıl falan olmuş. Okul böyle çok enteresan. Buraya girmek için de bayağı not ortalaman yüksek olması gerekiyor. Ve herkes de almıyorlar. Not ortalaması yüksek olsa da. Ve herkes de almıyorlar. Tavsiye üzerine dedin değil mi? Aynen. Tavsiye üzerine. Okul güzel, böyle eski bir yapı. Yani 1877'de kurulmuş değil mi bu okul? Bayağı eski bir okul. Elimizdeki kaynaklar öyle söylüyor. Evet, elimizdeki kaynaklar öyle söylüyor diyor Görkem yani. Güzel, hoşuma gitti. Böyle de bir bahçesi var. Burada da böyle tek tip kıyafet sistemi var açıkçası. Hani bahçede böyle bir yer, tam merkezde bir yer. Bakalım. Abi şu an geldiğimiz okul o kadar önemli bir okul ki bu zamanında Paraguay, Arjantin, Brezilya ve Uruguay ile çok büyük bir savaşa giriyor ve çok büyük topraklar kaybediyor. Erkek nüfusunun %90'ı ölüyor. Ama bu okul sayesinde Paraguay tekrardan ayağa kalkıyor. Bu okula o savaş zamanından sonra, bir sürü insanı kaybettikten sonra ülkenin en zekileri getirilip ve belli alanlarda eğitilip ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor ve ülke tekrardan kalkınsın. Tekrar o eski şanlı günlerine dönsün diye. O yüzden Paraguay savaştan sonra bu okul sayesinde tekrar ayaklanıyor. Gerçekten önemli bir okul. Kadın tarih öğretmeni anlatıyordu. Ya benim tüylerim diken diken oldu. Bir de şimdi belki tam olarak anlatamıyorum ama yani kadın anlattığında gerçekten etkilendim yani olaydan. Ve Agustin Barrios, o senin tezini araştırdığın adam da
bu okuldan müzik alanında, hani sanat alanında ülkeyi tekrardan kaldırsın diye bu okula davet edilmiş. O şekilde bu okula girmiş yani. Çok güzel. Pazar güzel ama ya. Baksana grafitiler falan var. Girişi güzel. Değişik. Değişik mi hissediyorsun? Oldukça. Yani he? Tekrardan söylediğim gibi bizim ülkeyle gram alakası yok. Çok başka bir kültür, çok başka bir coğrafya zaten. Böyle hep böyle yıkık dökük ama bir albenisi de var yerlerin. Yani şu grafitiler falan güzel yani. Şöyle burada da galiba hediyelik eşyalar falan, o tarz bir şey. Bak burada da kumar makinesi var. Telefoncu var. Ne bileyim, burada işte hediyelik eşya, işte kilden milden yaptıkları şeyler var. Baksa dalmaçyalı falan var. Bazı şeyler var. Bitkilik. Bitkilik mi deniliyor? Ne deniyor? Çok güzel ya. Fena. Değişik. Paraguay mısır ülkesi. Ve yemekler de mısırlı oluyor hep. Böyle bir şey aldık. Mısırlı tortilla diyorlar buna. Yani ne diyebiliriz? Mısırlı börek mi? Hemen hemen. Evet. Tadı güzel mi? Gayet başarılı ve farklı. Güzel. Burada, burası arkadaşlar yani Hindistan ya. Bir tek şey, kornalar çalmıyor o kadar yani. Kornalar çalıyor değil mi? Gerçekten Hindistan gibi bir yapısı var. Ya bir tane adamın önünde durduk. İşte böyle yine ilaç falan satıyordu. Türküz dedik adama. Adam şey dedi, sizde para var falan dedi de, yok dedik ya, ne gezer para. Yani öyle. Burası da galiba Peru Bolivya'ya ait bir yine doğal ilaç satan bir yer. Lama falan var oradan diyorum yani, bildiğimden demiyorum. Öyle ortam böyle yani. Güzel mi? Nasıl sence? Evet. Ya şey oldukça egzotik geliyor bana daha doğrusu. Değişik geliyor tabii, değil mi? Doğru kelime bu yani. Ha. Ama güzel. Güzel değil mi? Çok farklı bir kültür. Buraları görmek gerçekten bana... İnsanlar sıcakkanlı ama değil mi? Bir şey, evet. Muhtemelen iklimin de verdiği o sıcaklık insanlarda da var. Hani sohbetkar en azından. Şey insanlar, dikkatini hani, çekti mi? İnsanlarda para yok ama mutlu. Heh, mutlular yani. O fakir ama gururlu ve mutlu olayı aslında burada bir gerçek var yani. Onunla tabii. Hani onunla bizzat karşılaşabiliyorsunuz. Aynen, aynen. Güzel, sevindim, beğendin. Şimdi bu meyve sebze kısmına geldik. Dedik Görkem'e bir şeyler denetelim. Değişik. O tavuk mu lan? Bir yerde tavuk sesi geliyor. O bacakları gördün mü? Gerçekten. Böyle değişik ne denetebiliriz sana? Bakalım bakalım. Böyle hep meyve sebzeler var, sağlı sollu. Fiyatlar biraz pahalı gibi duruyor ama. Ananasın mesela iki tanesi 5000 guarani. Burada balık var. Balığı böyle açık satıyorlar. Çok hijyenik gözükmüyor açıkçası. Her şey var ya, ne ararsanız. Terlik. Terlik reyonlarıyla şeyler aynı yerde. Terliklesi meyve sebze. Ya inanılmaz ağır bir koku var. Şurada kadın bağırsağı şişiriyor. Temizliyor galiba. Bak şurada bir şeyle bağırsak şişiriyor. İşkembe. İşkembe var abi şurada. Aynen. Nasıl içersin, kokusu? Yani rezalet. Yorum yapamıyorum ben gerçekten. Ya girdiğimiz gibi çıkıyoruz şu an. Bu Paraguay'ın Asunción'un, ya daha sonra bütün Paraguay'ın şöyle sıkıntıları var. Baksanıza kablo yığınlığına. Bu kablolar hakkında ne düşünüyorsun? Yani bununla kim ilgilenecek, kim buraya çıkacak da, bu bildiğin ölüm tehlikesi ya. Yani. Ölüm tehlikesi yani. Tehlikeli. Abi, şuraya bakar mısın abi? Şu tamam, şeye benzemiyor mu? Sen ne yaşıyorsun be oğlum? Şu şeye benzemiyor mu, nota? Aynen, hadi. Ne deniyor onlara? Ki dizek. Dizek. Portre, dizek, portreye benziyor. Güzel. Abi çok enteresan. Yani hakikaten tehlikeli. Yağmur falan yağdığında bir de bu kablolar kopuyor, sallanıyor falan. Tehlikeli yani. Hani sel bassın düşün, elektrik veriyor suya, iletken sonuçta. Tehlikeli. Neyse artık devam. Devam edelim mi? Bu Paraguay merkez. Ablamız da çok rahat geziyor yani. Böyle kulaklık kulaklık. Normalde buralar tehlikeli yani. Öyle söyleyeyim. Aman cool takılıyor. Aynen. Buralarda hep böyle Paraguay'ın, Asunción'un merkezi İspanyollardan kalan. Hani İspanyolların işgali altında olduğu için zamanında. İspanyollar daha sonra giderken bırakmışlar binaları. Tabii bu yeni binalar da var arada ama genelde İspanyollardan kalan binalar. Katedral tarzı bir şey var abi. Bir mimarisi var. Evet, böyle dini bir mimarisi var değil mi şeyin? Ama büyük ihtimal eski zamanlarda ev olarak kullanılıyordu.
Binalar yapılar çok eski değil mi? Gerçekten. Bu baksana, bu da böyle mimarisi. Böyle bir değişik bir mimarisi var işte. Bunlar hep İspanyollardan kalma. Mesela şu da öyle. O balkon yapısı ilginç zaten. Baksana şu güzelliğine. Güvercinler falan konmuş şeye. Şu da galiba çan mı? Yukarısı hani. Evet, bir kilise normalde miydi acaba burası? Benziyor kiliseye de. Değil mi abi? Evet. Enteresan. Güzel ama. Güzel bir yapı. Buralar abi çakaritaların olduğu yerler. Ha bu da Paraguay'ın ilk treni. Aa. Şurası bak şu yapı. Artık kullanılmayan yer. Artık kullanılmayan tamam. Yer. Ama buralar gerçekten tehlikeli yerler. Oo. Hemen aşağımız Çakarita zaten. Tamam abi. Bu da bak Latin Amerika'nın hatta ilk treni, ilk tren vagonu. Aa. Şöyle. Şöyle bir şey. Bu da istasyon ama ne yazık ki şu an istasyon kullanılmıyor. Evet. Ama bölge gerçekten tehlikeli burası. Şimdi Görkem'le böyle bir kiliseye girdik. Daha doğrusu burası Paraguay'ın en büyük katedrali. Çok güzel ya. Çok görkemli değil mi? Çok. Çok gerçekten. Baksana. Mimarisi. Bu ya. Mimari hakikaten yani öyle bir özeniyorlar ki çok ne bileyim insanın tüyleri bir ürperiyor yani. Çok etkileyici gerçekten. Bu Türkiye'de kiliselere gittin mi hiç? Tabii. Şırnak'ta tabii. Var değil mi? Süryani kiliseleri. Tabii Süryani kiliseleri falan var Şırnak'ta. Ama tabii bu daha büyük onlara nazaran. Büyük. Böyle peki daha mimarisi güzel mi böyle? Oldukça. Oldukça güzel. Normalde bir de üst tepelerde böyle motifler olur. Motifler. Yani İsa'nın son yemeği gibi vesaire böyle motifler olur. Ha, burada yapmamışlar. Genelde burada da oluyor aslında. Evet. Anladım. Aa, evet. Kilise orgu. Yukarıda gördüğünüz gibi. Kilise orgu. Orgu yukarıda. Aynen. Oraya çıkamayız. Tabii muhakkak. Bir de şey, görmek isterdim yakında onu. Eskiden şey olurdu. Eskiden dediğimiz 1600'lü 1700'lü senelerde bu kilise orgundan önce piyanonun aslında temeli diyebileceğimiz klavsen diye bir enstrüman vardı. Şu anki piyano tuşlarının üstünde aynı şekilde bir tane daha piyano tuşları düşünün. Biz ona klavsen diyorduk ve zamanında o klavsenin bile virtüözleri vardı. Ondan sonra klavsen yavaş yavaş yerini Bach ile beraber piyanoya bıraktı. Tabii ki de Bach zamanında bir kilise orgusuydu. Kilise orguyla beraber de klavsen yavaş yavaş yerini işte bu gördüğünüz kilise orgularına bıraktı yerini. Aa, çok güzel bilgi. Teşekkür ederim. Gerçekten. Aa, anladım. Yani kilise çıkıştı bu tabii enstrüman. Ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bunu bilmiyordum açıkçası. Hatta şöyle, şu anki çaldığımız piyanoların akort düzenini Bach zamanında düzenlemiştir. Yani aslında 440 Hz diyoruz o frekansa. O frekansı bizim bulmamızın sebebinin asıl temel kaynağı Bach'tır. Bach'tır. Evet. Aa, teşekkür ederim. İlginç, ilginç bir bilgi. Mesela bak burada da böyle bir kubbe gibi bir şey yapmışlar. Galiba buradan vaaz mı veriyor buradaki rahip? O tarz bir olayı var galiba. Şurada da günah çıkarma odaları var. İşte daha doğrusu itiraf odaları diyerek de adlandırabiliriz. Burada insanlar rahibe günahlarını anlatıyor. Yani yaptıkları hataları anlatıyor. Rahip de onları dinleyerek sanki ruhlarını temizliyormuş gibi oluyor ki günahkar insanların
tabii ki de. Hani böyle ne bileyim, ben bir şey çaldım, ben birini vurdum, şöyle bir hata, zina işledim. O tarz şeyler anlatıyorlar. Katolik inancına böyle bir inanç var ama Protestanlarda ve diğer mezheplerde Hristiyanlığın bu tarz bir inanç yok diyebiliyorum ben. Öyle güzel. Ya mimari bu Jesus değil de galiba öğrencilerinden birinin heykeli. Böyle bak, Jesus'un, İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki serüvenini böyle fotoğraflamışlar, duvarlara asmışlar. Çok güzel. Gerçekten. Akustik de çok iyi değil mi buradan? Yani zaten kilisenin ana şeyi o. Amacı. Akustik. Anladım. Bu da Meryem Ana galiba değil mi? Meryem Ana olması lazım. Yani. En azından onun silüeti. Silüeti, simgeliyor. Ha bu şeyde, Katoliklerde böyle silüet olayı var. Tabii yani tabii. İsa'yı, tabii. Şeyi, Hazreti Meryem'i hep resmetmişler. Nasıl Görkemciğim sahil? İyi mi? Gayet güzel. Bu deneyimi nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. İnsanlar ne güzel kano yapıyor. Baksana şurada kano yapıyorlar. Kaç tane kano var? 1, 2, 3 tane var galiba. Bir de şurada ağaçlar bu arada suya girmiş. Evet. Nehir yükseldiği için normalde onlar dışarıdaydı yani. Aa, şurası kadar... plajdı. Aa. Aynen, normalde ama yükseldi. Burası da insanların böyle gelip işte şurada başkanlık sarayı var. Yürüyorlar, takılıyorlar. İşte ne bileyim, ailesiyle beraber geziyorlar. O tarz bir ortamın olduğu bir bölge, güvenli bir bölge. Zaten her yerde kameralar var. Gündüz geçtik zaten buradan. Evet. Şu kısımda, bu adanın arkası da Arjantin hemen. Arjantin. Aynen. Ya sosyal faaliyet olarak da çok güzel. Arkasında Arjantin'in olduğunu duymak zaten bambaşka. Aynen. Gerçekten. Aynen. Selamlar arkadaşlar. Vallahi dün Görkem'le o kadar çok yürüdük ki eve geldiğimde direkt bayılmışım. Galiba 20 kilometre ya da 20 kilometreden fazla yürüdük. O kadar bacaklarım ağrıyordu ki boynuma falan vurdu. Boynumdan başıma vurdu. Böyle kustum, mustum. O kadar yürümüşüz ki, o kadar yorulmuşuz ki. Bende bir de omurgada böyle biraz kayma var. Bir tedavi uygulamam gerekiyor ona. Onun da etkisiyle inanılmaz bir ağrım vardı. Yani eve varır varmaz bayılmışım. Yani saat 6 civarı işte uyudum. Akşam 6'da. Kaçta uyandım? Sabah 4-4.30 gibi uyandım. Neyse arkadaşlar, bayağı yürüdük. Bayağı içinden geçtik Paraguay'ın, Asunción'un. Dün Görkem'le beraber. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz artık. Şimdi bugün dinlenme vakti. Bir gün en azından dinlenelim. Hoşçakalın.